Kocaeli Seçim Merkezi'nden aldığımız bilgilere göre Ereğli'de toplamda 125.237 seçmen oy kullanacak. Ereğli merkez mahallelerde 79.148 seçmen, Gülüş beldesinde 5.120 seçmen, Kandilli beldesinde 3.024 seçmen, Ormanlı beldesinde 1.782 seçmen, köylerde ise 36.153 seçmen oy kullanacak. 30 Mart 2014 Pazar günü oy kullanımları sabah saat 8'de başlayıp akşam saat 17'de bitecek. Yerel seçimlerde seçmenler birden fazla aday için oy kullanır. Seçmenlerin yerel seçimde oy vereceği görevler şöyle sıralanabilir. İl genel meclis üyelikleri, ilçe veya belde belediye başkanlığı, ilçe veya belde belediye meclis üyelikleri, köy ya da mahalle muhtarlığı. Seçmenler sandığa gittiklerinde oylarını şöyle kullanacaklar. Turuncu zarfa il genel meclis üyeliklerine ilişkin turuncu renkli birleşik oy pusulası atılacak. Mavi zarfa konulacak birleşik pusulalar ise şöyle. İlçe veya belde belediye başkanlığı, ilçe veya belde belediye meclis üyelikleri, unutmayın. Her pusulaya sadece bir tek evet mührü basılabilir. Aynı pusulada birden fazla parti ya da bağımsız adaya veya bir parti ve bir bağımsız adaya aynı anda oy verilmez. Bu tür oylar geçersiz sayılır. Mor zarfa ise köy ya da mahalle muhtarlığıyla ihtiyar heyeti üyeliklerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulası konulacak. Zarflar gizli bölümde kapatılarak açık alandaki sandığa atılacak. Unutmayın, pusulaları koyacağınız zarflarda 2 adet resmi mühür olmalı. Mühürsüz zarflar geçersiz sayılır. Ayrıca zarfa ve pusulaların üzerine hiçbir şey yazmayın. Üzerinde mühürden başka bir işaret, yazı ve buna benzer olan pusulalar geçerli olmaz. Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, 30 Mart yerel seçimleri dolayısıyla 29-30 Mart 2014 tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını belirtti. Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11 Mart 2014 ve 2561 sayılı yazısında 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalle idareler seçimlerinde üzerinde TC kimlik numarası olmayan, resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgenin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Hükmüne istinaden 29-30 Mart 2014 tarihlerinde yani cumartesi ve pazar günü seçmenlerin nüfus kayıt örneği taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla İlimiz merkez ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 29-30 Mart 2014 tarihlerinde açık tutulacağı kamuoyuna duyurulur. Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, Islah Organize Sanayi Bölgesi liman projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Islah Organize Sanayi Bölgesi'nin Alaplı'nın makus talihini yenecek bir proje olduğunu belirten Ocak, İl Özel İdare Müdürlüğü'nde oluşturulan komisyonda kararın çıkarak dosyanın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderileceğini, onaylanmasının ardından da Islah Organize Sanayi Bölgesi statüsünün gerçekleşeceğini söyledi. Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilçenin en büyük meslek kuruluşu olarak projeye önderlik yaptığını belirten Ocak şunları ifade etti. İlk 2012 yılında bu sürece başlandı. Süreçte o gün Sayın Başbakanımızın Edirne Ergene Havzası'nı ziyaret ettiği dönemde oradaki alanın ıslah OSB alanı olarak ıslah edilmesine ilgili bir proje öne sürüldü. Biz de buradan yola çıkarak o günkü Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmadan dolayı biz de bu Alaplı dere boyundaki alanı diyelim yani pazar yerinden birlik makinanın son alanına kadarki olan alanın mevcut yapılarla birlikte ve üzerinde yapı olmayan yerlerin tamamını ıslah OSB alanı olarak ilan edilmesi için 2012 yılında başvurumuzu yaptık. O günkü dönemde odamızın adı altında Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası olarak buradaki sanayicilerimizle çok kısa bir toplantı yaparak başvuru süresinin çok kısa noktada gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Çünkü zamanımız vardı. O günkü konjektörde de bunu Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası olarak başvuruyu önderliğini yaparak başvurumuzu yaptık. Bütün o buradaki yapılaşması olan sanayicilerimizin de
görüşlerini alarak, onların da rızasını alarak bu gerçekleşti. O günkü dönemde odamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Rafet Kılıç nezdinde bu çalışmalar yürütüldü. Ben kendisine burada ismi geçmişken de Sayın Rafet Kılıç başkanımıza da bu başvuruda emeği olduğundan dolayı, bu süreci başlattığından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz de o günkü dönemde odada başkan vekilliği yapıyorduk. Tabii ki sanayi ve ticaret odalarında, diğer sivil toplum örgütlerinde, diğer kurumlarda devam eden projeler, yeni gelen yönetimlerde aynı projelerle devam eder. Biz de bugünkü bu projeyi daha da ileriye getirerek Zonguldak'taki il özel idaredeki komisyondan çıkarttık. Bundan 15 gün önce valimizin başkanlığında İstav OSB komisyonu oluştu. Zonguldak'taki çeşitli kurum ve kuruluşların müdürleriyle oluşan bir komisyondu. Biz bunu komisyondan çıkarttık. Şu an dosyamız hazırlık aşamasında ve Ankara Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na dosyamızı teslim edeceğiz. Bu süreçten sonraki bakanlığın vermiş olduğu karardan sonra bu alan İstav OSB alanı olarak ve daha sonra organize sanayi bölgesi statüsüne kavuşturulacak. Ereğli'de yalnız yaşayan bir kadın alkollü bir şahsın saldırısına uğradı. Öldürüsüye dövülen kadının imdadına polis yetişirken talihsiz kadın ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay gece 00:30 sularında Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak 138 numaralı evde meydana geldi. İddialara göre evde yalnız yaşayan 48 yaşındaki Meryem E, ÇÇ isimli kişiden öldüresiye dayak yedi. Evin camını kırarak girdiği ve evin içerisinde dövdüğü Meryem E'yi komaya sokan genci gören mahalle halkı polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler ÇÇ'yi gözaltına alırken yediği dayaktan dolayı komaya giren Meryem E için sağlık ekiplerine haber verdi. Meryem E'nin evine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedavi altına alınan kadının çekilen tomografisinden sonra beyin cerrahında müşahede altına alındığı öğrenildi. Meryem E'yi döverek hastanelik ettiği iddia edilen ÇÇ ise Devlet Hastanesi'ne alınan doktor raporunun ardından ifadesi için bağlı polis karakoluna götürüldü. ÇÇ'nin 115 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikatı sürdürürken ÇÇ'nin Meryem E'yi neden dövdüğünün ise alınacak ifade sonrasında belirleneceği öğrenildi. Dershanelerin kapatılmasından doğan boşluğu doldurmak isteyen fırsatçılar öğrenci ve velileri kandırıyor. Ereğli'de yaşayan Demirci ailesi kendilerini milli eğitim görevlileri olarak tanıttıklarını iddia ettikleri kişilerden aldıkları kitap setini deneme süresi dolmadan geri vermek istedi. Bir hafta içerisinde başvurmalarına rağmen kendilerine dönüş yapılmadığını belirten aile 3640 lira değerindeki kitapların parasını ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aradıklarını söyleyen sahte yayıncılar, hazırladıkları eğitim siteleriyle öğrencilere internet üzerinden ders desteği sunacaklarını ifade ediyor. Ereğli'de yaşayan Demirci ailesi de bu durumdan mağdur oldu. Kendilerini ilk olarak telefon ile arayan ve Milli Eğitim'den olduğunu söyleyen kişiyi evlerine davet eden Demirci ailesi, kendilerine anlatılanlardan etkilenerek 3640 lira değerindeki kitap setini aldıklarını, kendilerine verilen kart ile internet üzerinden ders alabileceklerini söylendiğini kaydetti. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişim Bölümü öğrencisi Aleyna Demirci, tarih öğretmeni olarak kendisini tanıtan kişinin bir hafta içerisinde başvurmaları halinde kitap setini geri alabileceklerini söylemesi üzerine seti almayı kabul ettiklerini söyledi. Bize milletinden aradıklarını söylediler. Eve gelmek istediler. Biz de kabul ettik. Deneme süreniz var dediler. Fakat deneme süresince aradık. Fakat ödeme bize geri dönmediler ve ödeme yapmamız gerektiğini söylediler geri döndüklerinde de. Olay bundan ibaret. Peki hiç kullandın mı bu kitapta şu ayda? Hayır. Biz zaten bir şey olur diye kullanmamıştım. Zaten ilk bir hafta içerisinde kullanmadım zaten. Bir hafta içerisinde aradım zaten kendilerini. Ama geri dönüş yapmadılar.
Ama yine de elimi sürmedim ben. Bize sadece ben adımı beyefendiyi aradığımda bize dediler ki size kağıt göndereceğiz dediler. Fakat biz bekledik. Kağıt falan gelmedi. Ardından bizi tekrar aradıklarında ödeme yapmamız gerektiğini söylediler. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Bana şey dediler, hani sen dediler hedeflerini küçültme dedi. Ben meslek lisesinde okuyorum. Hedeflerini küçültme dedi. Eczacılıkta çok iyi bir puan alabilirsin. Bu sette kazanabilirsin eczacılığı falan dediler. Kardeşim daha ortaokulda. Ona da hava harp okulu falan gidebilirsin dediler. Böyle bizi doldurdular falan. Biz de hani o anlık hani şeyle birazcık hevesle kabul ettik. Biraz anneme hani ben de dedim aslında olsa iyi olur falan diye. Ama hani dershaneye gitsem daha iyi gibi geldi sonradan. Böyle. Bu kat sayesinde internete girip canlı ders anlatımı oluyormuş. Bunu da dediler. Onu hiç deneme şansım olmadı ama etrafındaki öğretmenlerim falan bunlar dedi kandırma falan dedi. Böyle bir şey olmuyor dedi. Sizi dedi böylelikle dolandırıyorlar falan dedi. Ben istemedim o yüzden. Bir hafta içinde o yüzden aradım. Fakat geri dönüşü olmadı bana. Mağduruz. Anne Zeynep Demirci ise durumu tüketici haklarına bildirdiklerini ancak bir haftalık sürecin geçmesinden dolayı kendilerine yardım edilemeyeceğinin söylendiğini kaydetti. Durumumuz olmadığı için ödeme şartlarımız yüksek olduğu için gittik tüketici haklarına. Bir hafta müddeti geçmiş. O yüzden hiçbir şey yapamayız dediler. Biz bunu ödeyemiyoruz. Geri de veremiyorsunuz. Geri de veremiyoruz. Ama yani bir hafta içinde dönüş yaptık biz onlara. Onlar size döneceğiz dediler. Hani şey göndereceğiz dediler. Kargoyla geri gönderirsiniz dediler. O kağıt da gelmedi. Onu da bekleniyor. En son bizi aradılar. Parayı ödemeye devam başlayabilirsiniz diye. Ama durumumuz zaten olmadığı için bunu ödeyecek durumumuz. Bu yüzden geri vermek istedik. Fakat geri bekledik bir sonuç çıkmadı. Sonra da bize geçti diye ödemeye başlamamız gerektiğini söylediler. 28 ay vade ile 130 liralık taksitlere imza atan Demirci ailesi sözleşmenin iptal edilmesi için uğraşacaklarını söyledi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşılan dilenci köpek görüntüsü tıklanma rekorları kırıyor. Sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan ve yapılan seslendirme ile ayrı bir boyut kazanan dilenci köpek görüntüsü insanları güldürürken tıklanma rekoru da kırıyor. Sürünerek giden ve aniden ayağa kalkan köpeğe yapılan "Allah tuttuğunuzu altın etsin, Allah çok versin, Rabbim hepinize olmayanlara versin, ah zabıta geliyor" seslendirmesi günün konusu olmaya aday gösteriliyor. Allah tuttuğunuzu altın etsin, Allah çok versin, Rabbim hepinize olmayanlara ah zabıta geliyor. Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. İlimizde tahmin edilen 3 günlük hava durumu, pazar günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 7, en düşük hava sıcaklığı 3 derece. Pazartesi günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 11, en düşük hava sıcaklığı 2 derece. Salı günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 14, en düşük hava sıcaklığı 5 derece.